arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün şiş ile güzel bir yelek çalışması yaptık. Yeleğimiz 1-2 yaş civarındaki bebeklerimiz için uygun bir çalışma oldu. Bir tane ip kullandım. Yalnız ipim 360 metre civarındaydı. Şu kadar da kalan ipim var 100 gram 250 metre civarındaki iplerimiz yeterli olmayabilir İp temin ederken mutlaka metre yerine bakmayı unutmayalım. Yeleğimizin ölçülerine bakmak istiyorum. En üst kısımdan en uç noktaya kadar 36 santim uzunluğunda kolumuzun altından ölçelim. Şöyle bakınız kolumuzun yuvası alt kısmından giriyorum. 21 santimde kol altından sonraki gövde uzunluğu. Genişliğimize bakalım. Yine kol altından ölçüyorum. 23 santim, 24. Aslında burası tabii daha da açılacaktır. Şöyle arkasına da bakalım. Arkasından da yeleğimiz yine burgularımızı görmekteyiz. Arasında bir tane ters ilmeğimizle birlikte. Yeleğimizi çalışmaya parçalarımızdan herhangi birisiyle başlıyoruz. Hangi yönden başlarsanız başlayın. Önce düğme bölümünden başladık. Düğme dikeceğimiz bölümden. Daha sonra omuzumuzdan şu kısmı ördükten sonra herhangi bir ayıraca ya da e, ipe iğne ile birlikte takıp geçirebilirsiniz. Diğer parçayı örüp bitirdikten sonra birleştirerek arkamızı örerek tüm halinde çıkarıyoruz. Ve sonrasında kenardaki görmüş olduğunuz tığlamaları ve şuradaki görmüş olduğunuz minik süslemeleri çalışarak yeleğimize kullanılmaya hazır hale getiriyoruz. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamızı birlikte başlayalım. Kolay gelsin. Makunu rekor ipi ile örüyorum. İpimizin renk numarası 10129. 100 gram ve 360 metreden oluşmakta. 3 numara, 3,5 numara şişlerle örebilirsiniz. Bakınız 4 numaraya kadar da örülebilir. Şurada gösterilen bölümleri okumasını bilirsek bize de çok yardımcı olacaktır burası. 3 numaralı şişimi kullanarak ben örmek istiyorum. 69 tane ilmeğimi şişimi toparlıyorum İsterseniz daha büyük numaralarla da örebilirsiniz elinizin gevşekliğini ya da sıkı eğer çok sıkıysa lütfen 4 numara şişle örün örgümüz daha güzel olsun evet şimdi 69 ilmeğimizi toparlamaya başlayalım alışkın olduğunuz şekilde alarak örebilirsiniz 2 3 4 5 6 7 8 9 çok farklı yöntemler var. Dediğinizi tercih edebilirsiniz. ilmeklerimizi toparlayarak geldim. Şimdi şişime geçiyorum ve haroşa olarak örüyorum. Lastik kısmımızı. İlk şişimizde olduğumuz için örerek alıyorum. Haroşamı her iki yönden düz olarak örüyorum. Tersten ören arkadaşlarımız tersten örsünler. Bütün ilmeklerimizi örerek geldim. En son ilmeğimi ben ters olarak örüyorum. Buradan 68 ilmeğimizin tamamını düz olarak ördüm. Son ilmeğimi ters örüyorum. Evet bu şekilde birinci dişimizi oluşturduk. İpimiz bu yönde bakınız. İpimiz e, bu yönde olduğu zaman örgümüzün düz yönü burası demekte. Haroşalarımı örerek geldim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş haroşamı ördüm. Örgümün düz yönündeyim. 8 tane kenar patı sol tarafa, 8 tane haroşa kenar patı da sağ tarafa koydum. Aradaki örgümü ise düz örgü olarak ördüm. Diğer taraf arka yüzü. Şimdi lastiğimden sonra şu kenardaki 8 haroşa olan yani 8 ilmekle ördüğümüz haroşa patımız toplamda 28 diş olana kadar düz örgümüz örelim. Önden düz, arkadan ters ve 8'er ilmek kenarlardan haroşamızı örelim. Toplamda 28 diş haroşa olduktan sonra görüşelim. 29, 30, 31, 32, 33 toplamda alt lastiğimizle birlikte 33 tane dişimiz olacak. Ve daha sonra modelimizi uygulamaya başlayacağız. Arkamızı örerek büyüttük. Şimdi kolumuzu ve saç örgülerimizi koymaya başlayalım. 8 tane ilmeğimizi haroşa olarak örelim. 8 ilmeğimi ördükten sonra 4 tane ilmeğimi diğer şişime alıyorum. Öndeki 4 ilmekle arkadaki 4 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Öndekilerini arkaya arkadakilerini öne geçireceğiz. İsterseniz farklı bir yardımcı aparatta kullanabilirsiniz. Şimdi arkadan şu şekilde alıyorum 2 3 ve 4 boşalttım diğerinde takıyorum şişimi 3 ve 4 hemen şunu alıyorum ilmeklerimizin yerini değiştirdikten sonra arkadaki ilmeğimi öne takıyorum diğer şişimi almıştım dilerseniz tabi ayrı açılarda kullanabilirsiniz zorlanan arkadaşlarımız birer birer örmeye başlıyorum 1 2, 3 ve 4. Diğer dördü örüyorum. 1, 2. İpimiz ince olduğu için şöyle yarımlanabiliyor. 3 ve 4. Bütün ilmeklerimi ördüm. Bir tane ters örüyorum. Burgum arası. Tekrar 4 ilmeğimizi öndekini şişime geçiriyorum. Diğer şişimi yine 4 ilmeğimi alıyorum. 8 tane ilmeğimi aldım. 4 tane ilmeği şöyle arkadan diğer şişime geçiriyorum. öndekilerini boşaltıp hemen takıyorum 3 ve 4 tekrar geçiriyorum burgumuzu yapıyoruz. Dilerseniz farklı yöntemlerle de yapabilirsiniz. 1 2 3 ve 4 1 2 3 ve 4 Bir tane tersimi örüyorum. İki tane burgumuzu yaptım. Şimdi üçüncü burgumuzu yapalım. Tekrar 4 tane ilmeğimi şişime takıyorum diğer dördü de geçiriyorum şişimin şöyle arkadan 4 ilmeğimi ayırdıktan sonra diğer dördü şişime geçiriyorum şu şekilde 4 ilmeğimi geçirdim boşalttığım 4 ilmeğimi hemen takıyorum arkadakileri öne alıyorum 2 3 ve 4 sırası ile örmeye başlıyorum. 3 ve 4. Şimdi arkada kalanları 3 ve 4 4 4 ördüm. Araya bir tane tersimi örüyorum. Tekrar dörder dörder ilmeklerimi yani 8 ilmeğimi geçiriyorum sayalım şöyle ördüğümüz burada 2 4, 6, 7 ve 8 dördünü ayırıyorum diğer dördü şuradan arkadan girerek şişime geçiriyorum dördüncüyü de alıyorum bırakıyorum. Diğer dördü de öne takıyorum. Üç ve dört. Hepsini örüyorum. bir tane de ters örüyorum burgularımı ördükten sonra ve bu şekilde kalan ilmeklerimizde burgularımızı yaparak tamamlıyoruz burgularımızı bu şekilde tamamladık kenarda 8 tane ilmeğimiz kaldı yine 8 ilmeğimizi haroşa olarak örelim son ilmeğimi ters örüyorum kenar ilmeklerimi örerek geliyorum yine haroşa olarak devam ettiriyoruz ve sonrasında bakın örgümüzü ters yönden 8 ilmeğimizi ters örelim diğer yönde ters ördüğüm ilmeğimi bu yönde düz olarak örüyorum bir tane ters almıştım düz örüyorum. Tekrar 8 tane ters, 1 tane düz olarak başa kadar örelim. Yemeyim düz. Tekrar ön yüzümüze geldik. Ön yüzümüzde artık 8 tane düz, 1 tane ters olarak örüyoruz ve toplamda 8 sıra ön yüzden Gördüğümüz gibi düzleri düz, bir tane tersimizi ters, arkadan ise terslerimizi ters bir tane düz olarak örelim. 8 sıra ördükten sonra yeniden görüşelim. 8 sıramızı örerek tamamladık. 8 sıramızı şuradan da kontrol edebilirsiniz. Bakınız bir tane düz örgümüzün olduğu sıramız vardı. 1 2 3 4 5 6 7 ve ilm şişimizdeki 8. Şimdi çeviriyorum. Yine aynı şekilde burgularımızı yapmaya başlıyoruz. 8 ilmek haroşamızı örelim. 8 ilmek haroşamı ördükten sonra yine burgularım için 4'er 4'er ilmeklerimi alıyorum. dördünü alıyorum. Diğer dördünü alıyorum. Arkadaki ilmeklerimi ön tarafa örülmek üzere şişime geçiriyorum. 3 ve 4. 4'ünü şöyle aldım. 4 ilmeğimi aldıktan sonra şişimden boşaltıyorum. Kalan 4'ü de hemen takıyorum. Diğer şişime ve öreceğim şişe yeniden geçiriyorum. 2 3 ve 4. Tekrar 1 2 3 ve 4. Bir tane tersimi örüyorum ve yeniden 4'er 4'er ilmeklerimi ayırıyorum. 4 tanesini alıyorum. Yine dördünü alıyorum. 3 ve 4. 4 ilmeğimi aldım. Arkadan girerek 4 ilmeği şişime geçiriyorum. 3'ünü aldım, dördüncüyü geçiriyorum şu şekilde. Şöyle tutuyorum bakın. Şu şekilde tuttuğumuz zaman diğer bıraktığımız ilmeklerimizi hiç kaçırmadan hemen şişimize takıyoruz yeniden örülmek üzere geçiriyorum. Sadece bir sıra burgumuzu geçirirken birazcık oyalanabilirsiniz. Geri kalan dümdüz örgümüz. Evet bu şekilde örelim ve 8 sıra burgularımızı yaptıktan sonra örelim. Biraz aynı şekilde burgularımızı örmeye devam edelim. 5 tane burgumuzu yaptım. Artık burgu kısmımız tamamlandı. Sayalım bakınız. Şuradaki burgularımızın hemen başlangıç yerlerinden sayıyorum. İlk burgu 1, ikinci 3. Dördüncü ve beşinci burguyu da ön yüzden burarak geldim. Şimdi örgümüzün arka yüzünden artık kenar ilmeklerimizi yine haroşa olarak örüyoruz. Sekizer ilmeğimizi, aradaki ilmeklerimizi ise ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örüyoruz. Beşinci burgumu hemen bakın, bu ön yüzde kestim. Örgümün arkasındayım. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum 8'er hem başlangıçtaki hem bitişteki İki, dört altı yedi bir tanesini daha ördüğüm zaman sekiz tane ilmeğimizi haroşa olarak ördük ve ters örmeye başlıyorum bakınız burgumun hemen arkası ters düzleri de ters örüyorum artık. Hepsini. Düzleri de ters. Burgu yapmayacağız bundan sonra. arkadan ters olarak ördüm ön yüzdeyiz şimdi düz örüyoruz. Buradaki ters ve düz örgümüzü kenardan 6 diş haroşa olana kadar örüyoruz. Bu birinci dişimiz. Şöyle ilk almış olduğumuz burgumuzu kestiğimiz yerden itibaren sayıyoruz. Bu birinci dişimiz. Toplamda kenarda 6 diş haroşa olana kadar düz yönden düz, arkadan ters olarak örelim aradaki o ön yüzden ters ördüğümüz ilmeğimizi de artık tamamen düz olarak örüyoruz. bütün ilmeklerim düz. Yeleğimizin arkasını örmeye devam ettim. Düz olarak örgümü ördüm. Kenardan 6 diş haroşamız oldu ve buranın düz örgüsü yeterli oldu. Şuradan tam burgumun olduğu yerden itibaren saymaya başlıyorum bakınız. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 4 diş haroşa öreceğiz bu kez. Bu aradaki örmüş olduğumuz düz örgülerimiz de tamamen haroşa olacak ve toplamda 4 diş haroşamızı tamamlayınca yeniden görüşeceğiz ve bölümlerine ayırmaya başlayacağız. Şimdi kenardaki zaten 8 tane ilmeğimiz vardı ama aradaki bütün ilmeklerimi de haroşaya dönüştürüyorum. 4 diş olana kadar örüyorum. 4 diş tamamlanınca yeniden görüşelim. Dört diş haroşamızı ördük. Şimdi bölümlerini ayırmaya başlıyoruz. Burasını yaka olarak kullanacağız. Diğer kenarlardan her iki omzumuz üzerinden ön tarafımıza doğru geçişimizi sağlayacağız. Kenardaki 8 tane haroşamızı yine haroşa olarak örüyoruz. bakınız diğer örgülerimi düz olarak örüyorum 8 tane haroşamı ördükten sonra ilk omzumuzu örmekteyiz şimdi 24 tane ilmeğimizi örelim 2 4 6 8 bu kenardaki kenar patıma 8 ilmeğimiz 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24 tane ilmeğimizi ön tarafımıza doğru devam ettireceğiz. Şimdi ensemizi kesmeye başlayalım. Şuradaki ilmeğimizi de keseceğiz. Şu yeni örmüş olduğum ilmeğimle hemen takıyorum. İsterseniz takıp isterseniz daha farklı yöntemle de kesebilirsiniz. Ortadan 21 tane ilmeğimizi keselim. 2 kestim. Takıyorum. 3 4 Takıyorum. 5 Toplamda 21 tane keselim. Aradaki 21 ilmeğimi kestim. Diğer tarafta da yine 24 tane ilmeğimiz kaldı. Şöyle sayalım isterseniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve en son ilmeğimi yine ters örüyorum. 24 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi buradan örelim. Diğer tarafı ise isterseniz aparat, isterseniz çatal iğne, ister iğneye ip takarak iğnemizde ipe geçirebilirsiniz. Nasıl imkanınız varsa o şekilde örebilirsiniz. 8 tane kenar ilmeğimi örüyorum. 1 Haroşalarımız aynı şekilde devam edecek. 2, 4, 6, 7 bir tane daha örüyorum. 8 8 tersimizi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 8 tane kenar ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum ve 12 diş haroşa olana kadar aynı işlemlerimizi tekrar ederek örelim şu kenardan bakın ön yüzde şu şekilde görünecek arkamız bu şekilde şu dişlerimizi sayıyoruz 1 2 3 12 tane olana kadar aynı işlemimizi tekrar edelim 12 diş haroşamızı örerek tamamladım 2 4 6 8 10 ve 12. Şimdi ilmek almaya başlıyoruz. 16 tane ilmeğimizi alalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 tane ilmeğimi şişime aldım. Çeviriyorum. Düz olarak örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimden örerek başlıyorum. hepsini örüyoruz. 16 ilmeğimizin hepsini düz olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimizi, yeni çıkardığım ilmeklerimizi ördüm. Şimdi diğer örgülerimi de düz olarak sona kadar örüyorum. Sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar örerek geldim. 8 tane ilmek haroşamı arka yönden düz olarak örüyorum. Yine haroşa olarak devam ettiriyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Son 6 tane ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimizi arkadan ters olarak örüyorum. Bakın ters örgümü yine ters örüyorum. Sadece 8 ilmeğimi düz ördüm. 6 ilmek kalana kadar ters götürüyorum. Şöyle bakalım. 2, 4, 6, 4 tane daha ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 2, 4, 6. Evet şimdi 6 ilmek kalınca düz örgümüzü örmeye başlıyoruz. Burada da haroşamızı başlatıyoruz. 1, buraya düğme dikeceğimiz yer olarak ayarlayacağız. 2, 3, 4, 5. 5 ve son ilmeğimi ters olarak 6 örüyorum. Çeviriyorum. Burada 6 tane ilmeğimi sarhoşa, burada 8 tane ilmeğimi sarhoş olacak. Ortadaki kısım ise düz örgümüz. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olacak. Bu sırada bir uçtan diğer uca bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Ön yüzde olduğumuz için. O kadar gelelim. Düz örgümle bütün sıramı tamamladım. Arkasını çeviriyorum. 8 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum örgümün arkasından. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. 3 4 5 6 7 ve 8. 2 4 6 ve 8. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 6 tane ilmeğimiz haroşa örgü olacağı için orayı düz olarak örüyoruz. Şimdi hepsini arada kalan ilmeklerimi ters örgümle örüyorum. 2, 4, 6. Bir tane daha tersim örüyorum. 6 tane ilmeğimi düz örgümle haroşaya dönüştürüyorum. son ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi burada şöyle baktığımızda 4 sıra ördüm. Burada yarım saç örgüsü yapıyoruz ve burada burgularımızı başlatıyoruz. 6 tane haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğim haroşo ilmek olarak ördüm. Ee, şimdi burgumuzu yine aynı şekilde yapıyoruz. 4 tane yani 8 tane alıyorum. Şöyle 4'ü belirliyorum. Diğer 4'ü alıyorum. Tabi ayraç falan takacaksanız onları takarak daha rahat çalışabilirsiniz. Ben bu şekilde bakınız 4'ü bir ayırdım. 4'ü bir ayırdım. Şu şekilde arkasından giriyorum. Diğer 4'ü birer birer alıyoruz. 4'ünü şişime takıyorum. 4'ünü aldım şu şekilde 4 aldıktan sonra şu şişimi yaklaştırıyorum bakınız şöyle her ikisini yaklaştırıyorum şişimin elimi şöyle tuttuğum zaman buradan boşalttığım zaman hemen ilmek kaybetmeden diğer dördü buraya takabiliyorum bakınız şurayı sıkıştırıyorum hemen ilmeğimi tekrar şişimi alıyorum arkadaki ilmeklerimi öne geçirdim ve burgum için gereken ilmeklerimi yerleştirdim yer değişikliği yaparak 1 2 3 ve 4 şurada 2 almaya almamaya dikkat edelim 4'ünü ördüm diğer 4 örüyorum 1 2 3 ve 4 ilk saç burgumuzu yaptık Şimdi bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar burgumuzu yapalım. 4 tane alıyorum. İster birer birer ister dördünü. Diğer dördü ayırıyorum. Şöyle arasını açık tutuyorum. Alması kolay olsun diye. Dördünü takıyorum. Şuradan dördünü aldım dört ilmeğimi geçirdim diğer ilmeğimi şu şekilde yaklaştırıyorum elimle tutuyorum hepsini şişimden çıkardıktan sonra burayı dağılmadan dört ilmeğimi alıyorum getirerek diğer şişime takıyorum 2 3 ve 4 dördünü taktım şimdi birer birer örüyorum 1 Bir, 2 3 ve 4. Tekrar 1 2 3 ve 4. Bir tane ters. Ve kalan 8 tane ilmeğimiz var. 2 4 6 8 yine aynı şekilde burgularımızı yapmak için ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz. Çok kolay. Lütfen gözümüzde büyümesin. Dilerseniz tabi her türlü farklı yapabilirsiniz. Alıyorum. Dördünü aldım. Dördünü aldıktan sonra şöyle sıkıyorum. Bakın şurayı sıktığım zaman şöyle elimle baş bulunduğu yer. Çözeceğim yeri sıkıyorum ki dağılmasına fırsat vermiyorum. Hemen şişimden çıkarıyorum. Sıkı bir şekilde duran dört ilmeğimi şişime geçiriyorum. Dilerseniz toplu olarak da, dilerseniz böyle tek tek de geçirebilirsiniz. Ve örüyorum. 3 ve 4. Alttakini 1 2 3 ve 4. Burayı yarım burgu olarak yaptık. 4 tane ilmeğimizin üzerine yaptık. Şimdi kenar haroşalarımı örüyorum. 8 sıra ördükten sonra tıpkı şurada çalıştığımız gibi burgularımızı 8 sırada bir toplamda 5 burgu yaptıktan sonra yeniden görüşelim burgularımızı 5 olana kadar ördüm birinci yarım olarak başlamıştık 1 2 3, 4 ve 5 tamburgularımızı yaptığımız yerden itibaren saydık. Şimdi e, düz örgümüze devam edeceğiz. Kenarda 8 tane ilmeğimiz haroşa. Bu kenarda 6 ilmeğimiz haroşa olacak. Aradaki ilmeklerimiz ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğiz. Ve kenardan 13 diş haroşa olana kadar işlemimizi tekrar edeceğiz. Şimdi başlayalım haroşalarımı kenardan örüyorum. 8 ilmeğimi ördüm. İlk burgumdan sonra başlıyorum. Ön yüzde burgumu yapmıştım. Arkadan ters olarak örüyorum. Buradaki düz olan ilmeğimizi de terse çeviriyorum. tamamı ters olacak. Düz ilmeğimi yine ters ilmek olarak örüyorum. 6 tane ilmeğimi düz örüyorum. Haroşam için son ilmeğim her zaman ters çeviriyorum. Ön yüzde yine e, haroşalarım düz, diğer de düz olduğu için bu sıramızı tamamen düz örüyoruz ve şuradan itibaren 13 diş haroşa olana kadar düz örgümüzü örelim. 8 kenar ilmeğimi ördükten sonra 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 örgümün arka yüzünde. Kalan ilmeklerimi diğer kenardaki haroşama 3 ilmek kalana kadar hepsini düz örüyorum. Haroşa düşmesi için. 3 tane ters ördükten sonra düz örgüme başladım. Devam ediyorum. düz örüyoruz tekrar 3 tane ilmeğimizi görene kadar 2 4 6 ilmeğimiz kenar haroşalarımız 3 tane ilmeğimiz ise ters olarak öreceğimiz ilmeklerimiz birinciyi ters ördüm ikinciyi ters üçüncüyü ters ördüm ve 6 tane kenar ilmeğimi düz örüyorum son ilmeğim ters örgümü çeviriyorum ve şöyle bakıyorum Bakınız bir diş haroşamızı ördük. Kenarda 3 tane düz ilmeğimiz. Diğer tarafta da 3 tane düz ilmeğimiz olacak. Hemen kenar haroşalarımızın yanında. Yeniden bu sırayı tamamını düz bir şekilde örelim. 13 diş haroşamızı örerek geldim. Şu kenardan saydığımız zaman bakınız. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. Düz örerek başladım ve düz bir şekilde sıramı tamamlıyorum. Bir uçtan diğer uca kadar. Çeviriyorum. Arka yönden yine düz başlıyorum kenar ilmeklerime. 8 ilmeğimi ördükten sonra 2 4 6 8 3 tane tersimi örüyorum 3 bu lastiğimizin kenarında 3 tane de bu lastiğimizin kenarında ters örelim aradaki ilmeklerimizi haroşa için düz örüyorum ve bu şekilde örgümüze devam edelim 13 diş haroşamızı örerek geldim şimdi 2 sıra düz örelim haroşa örmeyelim ön yüzden düz arka yüzden ters olarak örelim Sonrasında bitiş için 5 diş haroşamızı örüp tamamlayalım. Sona kadar geldim. Şimdi örgümün arkasını çeviriyorum. Haroşalarımı ördükten sonra ters örgümü örüyorum aradaki bölümümüzü 2 4 6 ve 8 diğer ilmeklerimizi kenardaki 6 ilmeğimize kadar ters örelim iki ters yüzden iki de düz yüzden toplamda 4 sıra örelim düz örgülerimi tamamladım ve üzerine 5 diş haroşamı ördüm 1 2 3 4 5 son olarak kesme işindeyiz ve bu şekilde yeleğimizin bu parçasını bitirmiş oluyoruz birinci ilmeğimi örmeden aldım ikinci ilmeğimi örerek aldım birinci ilmeğimin içerisinden geçirdim ördüğümü bir önceki ilmekten geçiriyorum örüyorum geçiriyorum örüyorum geçiriyorum ve bütün ilmeklerimi bu şekilde örerek bitiriyorum. Ön parçamızın düğme dikecek bölümümüzü bu şekilde tamamladık kesme işlemimizle. Şimdi diğer tarafa ayracımızı takmıştık. Onu çıkararak bakınız şişimizin yönü bu tarafa gelecek şekilde tekrar ilmeği şişimize takıyoruz ve bu bölümümüzü de Örerek yeleğimizi tamamlayacağız. Buradaki yapacağımız işlemler diğer parçada yapacağımız işlemlerle birebir aynı. Sadece ilik çalışması yapacağız bu tarafta. Tam karşılıklı olarak iliklerimizi uygun aralıklarla açarak ilerleyeceğiz. Şimdi ipimi alıyorum ve örmeye başlıyorum. Diğer şişimi aldım. İlk ilmeğimi de ipimi şuradan geçiriyorum. diğer tarafta yapmış olduğum işlemin aynını tekrar edeceğim için şöyle bakınız diğer tarafta 8 tane ilmeğimiz haroşaydı. 8 ilmeğimiz düz ilmeğimiz 8 ilmeğimiz tekrar haroşaydı. Örgümüzün arka yüzü olduğu için 8 ilmeğimizi haroşa için düz örüyorum. Aradaki 8 ilmeğimi ters öreceğim. 2 4 6 7 ve 8. Şimdi aradaki şu ilmeğimi daha güzel almak istiyorum bazen iliklerimiz yarımlanabiliyor lütfen hemen farkında olduğumuz zaman düzeltelim 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane ilmeğimi yine arka yönden ters olarak gördüm örgümün arkası olduğu için kenardaki 8 ilmeğimi haroşa olacağı için düz örüyorum son ilmeğimi ters örüyordum örgümün kenarına şöyle düz gitmesi için çeviriyorum arkayı yine bu yönde bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz 8 tane kenar haroşamız bu yön düz örgümüzün düz olduğu için düz ve yine kenar ilmeğimizi örüyoruz ve bakın buradaki işlemimin birebir aynını tekrar ediyorum. Ilmeklerimizin sırasını tamamlayarak geldim. Şimdi 16 tane yeni ilmek alarak karşımızdaki şu kısmı çalışmaya başlıyorum. 16 tane ilmeğimi alıyorum. 1, 2, 3, 4. Ilmeklerimin tamamını topladım. Tıpkı diğer ön parçamızda örmüş olduğumuz gibi. Burada düğme yerimizde 6 tane kenar haroşamızı yapmıştık. Burada ise ilik yerimizi çalışacağımız 6 kenar haroşamızı örmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimi de şişten çıkaracağım için örerek alıyorum. Yandan giriyorum şu şekilde ki daha düzgün olsun. Nasıl rahat ederseniz birinci düzümü ördüm. İkinci ilmeğimi düz. 3 düz 4 5 ve 6 6 tane ilmeğimi düz olarak ördüm kenar patım şimdi diğer kenardaki 8 ilmeğime kadar aradaki bütün bölümümü ters olarak örüyorum 6 kenar ördükten sonra 2 4 6 düz diğer yeni çıkardığım ilmeklerim ve diğerleri sondaki 8 ilmeğime kadar hepsini ters olarak örüyorum Daha önce haroşa olan bölümü de ters örüyorum. Örgümüze geçince bakınız. Şişten ilk çıkarma biraz daha dikkat istemekte. Diğer ilmeklerimizi aynı şekilde örerek ilerleyelim. Sıramızı tamamladık. Şimdi bu uçtan diğer ucun tamamını düz olarak örelim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve sona kadar dümdüz örelim. Sıra sonuna kadar geldim. Örgümün yönünü çeviriyorum. Yine bakınız bu kez arkadayız ama kenarda 6 tane kenar haroşamız, diğer 8 e, haroşamız yine sona kadar devam edecek. Buradaki düz örgü olmuştu. Şimdi e, ileride yarım burgumuzu yaparak başlayacağız. Diğer bölümde örmüş olduğumuz gibi bakınız hemen burada yarım burgumuzda başlamıştık. Şimdi ilk iliğimizi açalım. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncü ilmeğimi örüyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. İki ilmeğimi aynı anda alarak kesiyorum ve burada bir tane ileğimizi açmış oluyoruz dönüşte de bu ilmeğimizi yine düz örgü olarak öreceğiz kenardaki bakınız 2 4 6 tane ilmeğimi düz olarak ördüm ve tamamladım 6 ilmeğimizde geri kalan ilmeklerimizi ters olarak örüyorum kenardaki haroşama kadar İlimizi açtıktan sonra örerek geldim. 8 tane haroşamı tamamladım ve yine burada daha önce yapmış olduğumuz gibi burgularımızı başlatıyoruz. Dördünü alıyorum, dördünü alıyorum. Arkadan ilk dördümü şişime geçiriyorum. Şu şekilde sıkıca tuttuktan sonra... Öndekilerini arkaya, arkadakilerini öne, yerlerini değiştirip bu sıramızda yarım burgumuzu başlatıyoruz ve sona kadar şöyle ilerleyelim ve iliğimizi birlikte kapatalım burgularımı çalıştıktan sonra. Burgularımı örerek geldim. Kenar altı haroşamın bulunduğu yerdeyim. 1 2 3 Bakınız iliğimizi açmıştık. 4 5 ve son ilmeğimi ters örüyorum ve şuradaki yapmış olduğumuz işlemlerimizin birebir aynını tekrar ederek diğer tarafı da bitirelim. Aralıklarla ilik çalışmamızı yapalım. Örmek istediğiniz büyüklüğe göre 12, 13 trabzanda da 1 ya da 14 ayarlamalarımızı yapalım ve sona kadar örerek gelelim. Yeleğimizin diğer parçasını da örerek tamamladım. Ben e, aksesuar bölümlerinin de bir kısmını örerek tamamladım bir tane çiçeğimi ve e, kenarımızın bir kısmını örerek geldim. Diğerlerini sizlerle birlikte çalışmak istiyorum. Şöyle bakalım. Bakınız fıstık dolgular yaptım ama fıstığımı. Çok yoğun bir şekilde doldurmadım. İki defa doldurmam yeterli oldu. Zaten ipimiz bebeği ipi olduğu için ya yani normal ipli ip olmadığı için iki dolgumuz da yeterli. Fazla kabartılı olmasına gerek yok. Diğer tarafta da yine hoş duran güzel bir çiçek yaptım. Buradaki çiçeğimi de çok fazla doldurmadım. Çiçeğimizi sizle birlikte diğer yön için çalışacağız. Üç tane de düğmemi diktim koyu renkli düğmemi tercih ettim yanlarıma uygun olması için sizler dilediğiniz e, rengi kullanabilirsiniz isterseniz aynı rengiyle de kenarlarımızı tığlayabilirsiniz kenarlarımızı koluma kadar tığladım kolumun bulunduğu yerden dönerek çevresini Bakın şu şekilde tığladım yan kısmı yeterli şöyle İstediğiniz kol genişliği kendi inisiyatifinizde daha geniş kol yapacağınız gibi daha da daraltabilirsiniz. Tamamen ayarlamaya zevkinize ya da kullanacak kişinin kullanım rahatlığına göre ayarlamada bulunabilir. Diğer yönün tığlama işlemini kolumuzun bulunduğu yeri ayarlayalım. Diğer kolumuzla aynı mesafede olsun. Kolumuzun arka tarafından çalışmaya başlayarak kolumuzu çepeçevre örelim daha sonra çift olarak aşağıya doğru ön yüzden tığlayarak ilerleyelim diğer kolumla denk mesafede ayarladım her ikisini aynı anda batarak başlıyorum bir tane zincirimi çekiyorum arkayı çeviriyorum uzatıyorum zincirimi çektiğim yerin altından bir ve iki İki tane fıstığımı uzatıyorum kapatıyorum ve başlıyorum 1 2 3 bir tane zincir tekrar şöyle batığım yerin altına giriyorum 1 2 2 tane yeterli kapatıyorum 1 2 3 batıyorum bir zincir tekrar uzatıyorum 1 2 2 tane yeterli kapatıyorum 1 2 3 bu şekilde ilerliyorum kolumuzu şu şekilde fıstıklarımızı doldurarak aşağı kadar inelim Son fıstığımıza kadar örerek geldim. Bakınız başlangıç yerimizin hemen yanındayız. Diğer kısım önümüz ve arkamız açık. Şimdi başlangıç yerimin olduğu aynı yere giriyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Artık önümüzle arkamızı şu şekilde alarak ilerlemeye başlıyoruz ve örgümüzün ön yüzündeyiz. Uzatıyorum. Başını doluyorum. Bıttığım yerin altından giriyorum. Bir ve iki kapatıyorum. Dilerseniz tek seferde de hemen alabilirsiniz. Bir zincirimi çektim. 1 2 3. Batıyorum her ikisini aynı anda. Bir tane zincirimi çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Altına giriyorum. 1 ve 2. Şöyle de çekebilirsiniz. 1 2 3. Bir zincir. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. 1 2 1-2-3 iki, her ikisinde bakın şöyle batıyorum uç noktaya kadar bu şekilde örelim ilerleyelim en son fıstığımızı ördüm uç noktadan batıyorum bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum ve diğer altı ve yanları örmek için uç kısmımızdan başlayalım ön yüzden örelim o yüzden şu uçtan başlıyorum Önce altı tamamen bitirelim. Sonra yukarıya doğru yakalarımızın çevresinden ve diğer önümüzü örerek tamamlayalım. Buraya bir zincir atıp sabitledim. Fıstığımı örüyorum. 1 2 çekiyorum, kapatıyorum. Atıyorum. Bir tane zincir uzatıyorum. 1 ve 2 çekiyorum, kapatıyorum. İlerliyorum. Göz kararı şöyle fazla balonlaşmadan, bombeleşmeden örelim. Evet şimdi diğer uca kadar bu şekilde örelim. Uç kısma kadar örerek geldim. Şimdi en uç noktadayım. Aynı şekilde 1 ve 2. Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum. Ve hemen dönüşümü 1, 2, 2 ile 3'ün arasına batıyorum. Çekme olmasın. Bir tane zincirimi çektikten sonra yakamıza kadar aynı işlemimizi tekrar ederek ilerleyelim uç kısma kadar örerek geldim en son fıstığımı yaptım hemen çeviriyorum ileğimin yanına batıyorum bir tane zincir çekip iki defa doluyorum kapatıyorum ve aynı şekilde bütün çevreyi tığlayarak ilerliyoruz örgümüzün yönüne göre 2 kenarlardan ilerliyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz çiçeği e, bu noktaya çalışmak için hemen başlayalım. Yine hardal rengi ipimi alıyorum. Bir tane zincirimi çekip kapatıyorum. 1-2-3-4-5-6 zincirimi çekip birinci zincire batıp yuvamı yapıyorum. 1-2-3-4-5 tane zincirimi yapıyorum, çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aya giriyorum ve trabzanım örüyorum bir defa doladım 3 defa da çektim 1 2 tane zincir çekiyorum bir defa başında doluyorum 1 2 3 1 2 zincir çekiyorum 1 2 3 2 zincir toplamda 7 tane yuva yapıyorum 1 2 1 2 Sayalım kaç tane olduğunu. Birinci kutumuz, ikinci, 3., dördüncü, 5., 6., 7. yuvamız oldu hemen. 7 yuva olduğu için iki zincirimi çekiyorum. En son burayla birlikte 7 olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 ve bu kapatacağımız sıra 7. 1 2 3 4. zincire batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincir çekip yuvamın içerisine giriyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. 1. Tığımın başını doluyorum. 2 3 4 5 defa doluyorum. 5 doladıktan sonra hepsinin içinden geçiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çekip aynı yuva içerisine gelerek batıyorum. Bir sonraki yuvanın içerisine sık iğnemle geçiyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 4 5. Çok kabartılı isterseniz daha fazla da doldurabilirsiniz. Çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 aynı yere batıyorum. Ben daha küçük boyutlarda çalışmak istedim. Bir sonraki gruba sık iğnemle geçiyorum ve üzerine 3 zincir ilave ediyorum. 1 2 3 4 5 tek seferde çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 4 atıyorum yandaki yuvaya geçiyorum her yuvaya birer tane çiçeğimizi örerek toplamda 7 tane çiçek yaprağı Edinelim. Şöyle görelim. 7. ve son fıstığımızı ördüm. Yine aynı şekilde ilk yuvama batıyorum. Bir tane zincirimi çekip buradan ipimi kesiyorum ve ortasının tomurcuğunu çalışmaya başlayalım. 3 tane zincirimizi çekelim. Bir tane düğüm atıyorum. 1 2 ve 3. Tığımın başını şöyle ipimi uzatıyorum. Sonra doluyorum. İkinci zincir içerisine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 defa sarıyorum. Tığımın başın dolayıp şöyle alıyorum. Tekrar ördüm. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Batmış olduğum yere tekrar zincirimi batırıyorum. Zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ipim az kaldığı için şöyle kesmeden çekiyorum bu ipimle arkaya bağlayıp dikiş işlemini yapalım şöyle tabi ipiniz büyükse onu mutlaka kesin şu kısmı yerleştirerek alttan hardalımızı hardal rengiyle kahverengimizi bu ayırdığım iple alt kısmı dikiyorum bütün aşamaları yaptıktan sonra yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Çok güzel bir yelek çalışması oldu. Benim çok içime sindi. Umarım sizlerin de içine sinmiştir. Şöyle arkasından da bakınız. Büzgülü hoş bir çalışma oldu. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.